Hacer Muhterem Coşan Hanımefendi Hakk'a yürüdü. Rahmetli Mehmet Zahit Kotko Hoca Efendi'nin kızı, Mahmud Esat Coşan Hoca Efendi'nin eşi ve Muharrem Nureddin Coşan Hoca Efendi'nin annesi Hacer Muhterem Coşan Hanımefendi Hakk'a yürüdü. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Rahmetli Mehmet Zahit Kotko Hoca Efendi'nin kızı, Mahmud Esat Coşan Hoca Efendi'nin eşi ve Muharrem Nureddin Coşan Hoca Efendi'nin annesi Hacer Muhterem Coşan Hanımefendi, 82 yaşında Hakk'a yürüdü. Coşan için Eyüp Sultan Camii'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla cenaze töreni düzenlendi. Erdoğan, Coşan'ın, cami avlusunda taziyeleri kabul eden oğlu Muharrem Nureddin Coşan ve yakınlarına başsağlığı diledi. Cenaze namazında Erdoğan'ın yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve aile yakınları saf tuttu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından Coşan'ın tabutuna omuz verdi. Coşan'ın naaşı, cenaze namazının ardından Eyüp Sultan mezarlığına defnedildi. Muharrem Nureddin Coşan Hoca Efendi, annesinin vefatı üzerine yaptığı açıklamada, sevgili annem, yüreği ömrü boyunca tek hak din olan İslam yolunda sevdayla atarak, metanet ve dirayet timsali karakteriyle saliha hatunlara asil bir örnek olarak yaşadı. Dünya hayatını bu pazartesi günü tamamladı. Mekanı Salı olsun ifadelerini kullanmıştı. Hacer Muhterem Coşan Hanımefendi için taziye kabulü yapılacak. Kabul erkekler için Eyüp Tarih Kültür ve Çevre Koruma Derneği'nde bugün saat 17.30 ile 21 saatleri arasında, yarın ve perşembe günü de öğle ve yatsı namazları arasında olacak. Kadınlar için de Hacer Muhterem Coşan Hanımefendinin Küçük Çamlıca'daki evinde yarın, Perşembe ve Cuma günü saat 11.00 ile 18.00 saatleri arasında taziyeler kabul edilecek. Hacer Muhterem Coşan Hanımefendinin babası Mehmet Zahit Kotko Hoca Efendi de 13 Kasım günü vefat etmişti.